Midede hazımsızlığa yol açan çeşitli besinler var. Çeşitli beslenme alışkanlığı hataları var. Önce beslenme alışkanlıklarından bahsedersek, bir öğünde çok yemek. Gün boyu hiçbir şey yemeyip sadece tek bir öğüne, ki bu genelde akşam yemeği oluyor, yüklenmek. Akşam yemeğinde biz bütün gün içerisinde almamız gereken kaloriyi alıyoruz. Gece artık vücut uyuduğu zaman mide bağırsak sistemi de uyumak istiyor. Ama biz onu çalışmaya zorluyoruz. Asit salgılanıyor, gıdaları parçalamak için enzimler salgılanıyor. Gece boyunca sindirim yapılmaya devam ediyor. Böyle olunca da bütün sindirim sistemimiz alt üst oluyor ve kişi hazımsızlıktan yakınmaya başlıyor. Sabah kahvaltı yapmak çok çok değerli. Gün içerisinde az az sık sık yemek çok değerli. İhtiyacımız olan kaloriyi güne taşımamız lazım. Ki biz uyanıkken mide bağırsak sistemimiz de onlarla baş edebilsin, çalışıp parçalayabilsin. Eğer biz parçalamadan gönderirsek, burada en önemli şey çiğnemek. Yeterince çiğnemek, sindirimin ağızda başladığını asla unutmamak çok gerekli. Yeterince çiğner isek şayet hazmetmemiz daha kolay olacak. Ayrıca yağlı besinleri hazmetmekte zorlanıyoruz. Çok baharatlı gıdaları hazmetmekte zorlanıyoruz. Kafein çok kötü. Kafein bu kolada, çikolatada, kahvede var. Fazla miktarda tüketilmesinin hazımsızlığa yol açtığını biliyoruz. Yağlı yiyeceklerin kötü olduğu tespit edilmiş durumda hazımsızlık açısından. Ayrıca gaza şişkinliğe yol açabilecek. Sindirimi zor gıdalar. Bunlar baklagiller olabilir. Lahana, fasulye, soğan, bezelye gibi taneli ürünler, parçalaması zor ürünler hazımsızlığa yol açabilir. Bazen de süt ve süt ürünlerinde var olan laktoz enzimine karşı eğer kişide eksiklik varsa, yani laktaz enzimi yok ise bunu parçalayacak, kişinin süt ve süt ürünleri sonrası hazımsızlık yaşadığını biliyoruz.